Ateş Karateka hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Çağlar Hanım. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konuyu konuşacağız. Evet. HPV virüsünün kadın sağlığı açısından önemi nedir? Ve neden son dönemlerde biz bu HPV virüsünü çok konuşmaya başladık? Hocamızdan dinleyelim. Evet, human papilloma virüs gerçekten de önemli bir kadın sağlığı açısından bir virüs. Bir kadında oluşan tüm kanserlerin yaklaşık %8'ine sebep olabiliyor. Hı hı. Yani yalnızca rahim ağzı değil, vulva, vajina, orofaring ve anal kanserin bir sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bakın, tüm dünyada yaklaşık 600 bin kadın human papilloma virüse bağlı serviks kanseri oluyor. 300 binini kaybediyoruz. Ülkemizdeki bu rakamlar 2500 kişi serviks kanseri oluyor. Yaklaşık yarısını kaybediyoruz. Çok önemli, daha da önemli bir iş var. Kadınlarda gözüken, 40 yaş altı kadınlarda gözüken ikinci sıklıktaki kanser. Memeden kanseri. Sonra ikinci kanser rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanseri neden önemli bu yaş grubunda? Bu hanımların birçoğu daha tabii. üremesini tamamlamamış, tabii. bebek doğurmamış kadınlar. Dolayısıyla üreme organlarında çıkan bir kanser gerçekten de önemli bir virüs. Şimdi bir de dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen, hani Türkiye'de ikinci dedik ama dünya çapında da kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser türü olarak da karşımıza çıkıyor. Hocam peki nasıl bulaşıyor bu virüs ve bulaşıp bulaşmadığını anlamanın bir yolu var mı? Tabii ki virüs genelde, bakın genelde diyoruz, mutlak demiyoruz. Genelde cinsel yolda bulaşıyor ve bulaştıktan sonra da hiçbir bulgu vermiyor. Çünkü human papilloma virüs bir inflamasyon yaratmıyor. Kanda gezmiyor. Gittiği bölgedeki hücrenin içine yerleşiyor. Çok uzun bir periyotta hiçbir bulgu vermeden orada yaşayabiliyor. Tabii nasıl keşfediliyor ama sonuçta hiçbir jinekolojik muayeneye gitmemiş olmak gerekiyor değil mi? O evet. Bu kadar uzun süre ilerlemesine, yol almasına eğer tabii mal ki. Verecekse. Bakın çok önemli bir şey daha var. Her HPV bulaşı mutlaka hastalık yapacak anlamına gelmiyor. Hastalığı HPV bulaşlarının çok çok küçük bir kısmı persiste ediyor. Yani vücutta kalıyor ve hastalık yapıyor. Neyle tespit ediyoruz? Genelde human papilloma virüsün genital bölgemize bulaşıp bulaşmadığını sitoloji yani simir veya HPV DNA testleriyle yani tarama testleriyle anca yaparsak, yani hiçbir şikayeti olmayan hanımlara belli periyotlarla tabii. bu testi yaparsak anca öyle yakalayabiliriz. HPV virüsü dışındaki sebeplerle rahim ağzı kanseri peki olur mu, yoksa tek sebep HPV midir? Tek sebep HPV değil. Özellikle 50 yaşın üzerindeki belli bir kadın grubunda %5-10 sebeple HPV dışında da rahim ağzı kanseri oluşabilir. Yani genelde human papilloma virüs serviks kanserinin sebebi diyebiliriz. Ama HPV dışında da yaklaşık %10 kadında HPV dışı nedenlerle de bir rahim ağzı kanseri oluşabilir. Şimdi HPV virüsünde yapılan tarama testlerini bir kez daha konuşalım ve bu tarama testlerinin sıklığı ne kadar olmalı hocam? Tabii ki iki tane iki tane test var. Bir tanesi simir, bir tanesi diğeri de HPV DNA testi. Hangi durumlarda bu DNA testine bakılır? Simir zaten düzenli tabii. olarak yapılmalı ama diğerine hangi durumlarda bakılmalı? Bakın yani 25 yaşın altında HPV enfeksiyonu çok sık. Dolayısıyla HPV DNA'sını tarama testi olarak kullanırsak her hanım bize HPV müspet diye gelebilir. Onun için 25 yaşın altında cinsel aktif hanımlarda 3 yılda bir simir yapmak, 25 yaşın üzerindeki, daha iyisi 30 yaşın üzerindeki hanımlara da 3 ile 5 yıl arayla HPV testi yaparak taramak mantıklı. Ama 30 yaşın üzerinde hem HPV'yi hem de simiri birlikte kullanırsak, ki bazı ülkeler buna kotest yani birlikte test yapıyorlar, hastaları hiç kaçırmamış ve doğruca yönetmiş olabiliriz. Peki bu testlerin sonuçları pozitif çıkan kişiler ne yapmadılar? Sorunlu bakın olan kişi. Evet, yani mutlaka bir hastalık var anlamına gelmiyor. Bu testi müspet olan hanımlara kolposkop dediğimiz
uzaktan bakan bir mikroskopla genital bölgesini incelememiz gerekiyor. Hı hı. Yani büyütüp incelememiz gerekiyor. Çünkü bir hastalık ne dedik? Başlangıçta hiçbir bulgu vermiyor. Gözle de, çıplak gözle de gözükmüyor. Korposkop bir mikroskop. Ağrı yapmıyor, sızı yapmıyor. Bazı boyalar kullanıyoruz. Bir tanesi çok dilüye, elma sirkesi, %2'lik, 3'lük asetik asit. Diğeri ise iyot solüsyonu. Bununla HPV'nin yapmış olduğu rahim ağzındaki lezyonu bulmaya ve oradan biyopsi alarak tanıyı koymaya çalışıyoruz. Tarama testlerine bakarak bir işlem yapılamaz. Yani lip yapalım, şunu yapalım demiyoruz. Kolposkopla görüyoruz, biyopsi alıyoruz. Biyopsiden sonra ne gerekliyse tedavimizi planlıyoruz. O rahim ağzında olan lezyonlar için neler yapılıyor peki? Lezyonları bulduk. Yani düşük gretli veya yüksek gretli. Yani cin 1 düşük gretli. Birçok hanım cinli biliyor. Cin, servikal, C, intraepitelial. Evre mi gibi bir şey mi? Evre gibi bir şey mi? Hayır, evre nedir? Değil. Bu lezyonun mukozadaki tutuluşu çok yüzeyel tutulmuşsa cin 1, cin 1 kendiliğinden dökülüyor, geçiyor. Tamam. Cin 2 ve cin 3, yani bu mukozadaki tutulum daha derinse bu kendiliğinden geçmeyebilir. Ve dolayısıyla bunları bir prekanseröz lezyon olarak kabul edip tedavi etmemiz gerekiyor. Gerekiyor. Ve mutlaka ve mutlaka bu lezyonu biz rahim ağzında kolposkopla görüp mappingini, haritasını çıkarmak zorundayız ki her hanıma aynı miktarda doku çıkarmayalım. Çünkü rahim ağzı üreme açısından önemli. Çok, evet. Yani bebeği tutacak, anne karnında yatağı erken yani gelmesini engelleyecek bir organ. Dolayısıyla küçük lezyona küçük bir işlemle çıkarırız. Büyük lezyonları gerekliyse daha fazla doku çıkarırız, o riski alırız. Temel prensip ve tedavi yöntemleri neler peki? Temel prensip 40 yaşın altında dedik. Kadının üremesi gerekiyor. Dolayısıyla bu onkojenik, yani kanserle ilişkili sonuçlar kadar kadının üremesine de çok önem vermeliyiz. Ve mutlaka ve mutlaka tabii, bu hanımların üremesini korumak zorundayız. Hı. Nasıl koruyacaksak bunu becerebilir miyiz? Beceririz. Yeter ki kolposkopla, transvajinal ultrasoundla lezyonu görmek, lezyon kadar bölgeyi çıkarmak, fazla dokuyu çıkarmamak genel prensibimiz. Ama lezyonun hepsini de prekanseröz kabul ettiğimiz, yani cin 2'yi, cin 3'ü, diğer terminolojiyle yüksek gretli lezyonun tamamını çıkaracağız. Ama mutlaka ve mutlaka rahim ağzını da korumak zorundayız. Papiloma virüsünün yol açtığı rahim ağzı kanserinin önlenmesi ve erken test edilmesinde tarama testlerinin önlemini dile getiren uzmanlar, HPV'ye karşı uygulanan aşının da %93 oranında kanserden koruduğunu belirtiyorlar. Ve HPV virüsü önlenebilir mi o zaman hocam diye sormak istiyoruz. Tabii ki. Dediğinizde çok haklısınız. Elimizde HPV virüsünü engellemek için aşı var. Ve bu aşı 2007'den beri birçok ülkede yapılıyor. Şu anda 150'ye yakın ülke çocuklarına bu aşıyı yapıyorlar. Ve dolayısıyla human papilloma virüsün 7 tipi kanser yapmada yaklaşık %90-93 sorumlu. Eğer biz bu aşıları yaparsak bu çocuklara, bunların kanser olmasını büyük bir olasılıkla engelliyoruz. Şimdi 2007'den beri yapılıyor dedik. Elimizde artık ülke verileri var. İsveç ve Finlandiya'nın verileri var. O zaman 9-10 yaşlarında, 13 yaşlarındaki kız çocuklarına yapmışlar. O kız çocukları şimdi yaklaşık 30 yaşında. Ve bu çocuklarda demin söylediğimiz cin 2 cin 3 yok. Kanser yok aşılanan grupta. Ama aşılanmayan grupta, o dönemde aşılamadıkları çocuklarda bu hem prekanseröz lezyonlar var hem de kanser var. Dolayısıyla aşının koruyuculuğu artık ülke verileriyle elimizde mevcut. Dolayısıyla aşıyı çocuklarımıza yapalım diyoruz. Çünkü şundan diyoruz. Ne kadar işte 9-10-13 yaşlarında yaparsak oluşabilecek antikor titresi o kadar yüksek. Bağışıklık o kadar güçlü oluyor. Çünkü bizim yaşımızda eğer yaparsak güçlü bir antikor oluşmuyor. Dolayısıyla süregen bir koruma sağlamıyor. Cinsel yaşamla ilişkili olmadan bu işte 10-12-13 yaşındaki çocuklarımıza yaparsak
güçlü antikor oluşacak ve dolayısıyla hayat boyu bu antikor seviyeleri bu hanımları koruyacak. Bu antikorlar nerede olacak? Tükürüklerinde, genital bölgeden gelen sekresyonlarında olacak. Dolayısıyla HPV'nin vücuda girmesini engelleyecek.